Mahallesi'nin sevilen bölümlerinden biri haline gelen bilgi yarışmasıyla programımız devam ediyor. Bu hafta da sokağa çıkıyor, mahalleliyle yarışmalarımıza devam ediyoruz. Merhabalar sevgili Londra Mahallesi izleyicileri. Londra Mahallesi'nin en sevilen bölümlerinden biri haline gelen bilgi yarışmasıyla yine karşınızdayız. Efendim bu hafta Turnpike Lane'e uğradık. Bakalım Turnpike Lane'de kimler mikrofonlarımıza doğru cevap verecek, kimler doğru cevap veremeyecek. Hadi bakalım Turnpike Lane'de yarışmamız başlasın. Değerli Londra Mahallesi izleyicileri, efendim bu hafta Turnpike Lane'deki turumuz sevgili Güngör'le beraber devam ediyor. Öncelikle Güngör'ü biraz tanıyalım istiyorum. Güngör, Londra Mahallesi'ni izliyor musun? Tabii ki izliyorum. Beğeniyor musun bizi? Beğeniyorum. Ne iş yapıyorsun? Kafede çalışıyorum. Peki senin de kafede birlikte çalıştığın arkadaşlarına iyi geçinmen gerektiğini biliyorsun o zaman. Tabii ki. İşte ben de o yüzden kameramanla iyi geçinmeye çalışıyorum. İyi geçinmezsen beni çirkin çeker. Tabii ki. O yüzden. Peki ve hatta kilolu da çekebilir yani, değil mi? Evet. Evet, Güngör, seni tanıyalım. Neler yapıyorsun başka? Kaç yıldır Londra'dasın? Okuyordum. Okulu bıraktım. Çalışmaya başladım, daha iyi benim için. Ne üzerine okuyordun? Mimarlık. Mimarlığı mı bıraktın? Evet. Peki bunun için geçerli sebeplerin var değil mi? Söylemek zorunda değilsin ama lütfen bana de ki Tuğçe, geçerli sebebim var. Tabii ki geçerli sebebim var. Peki. O zaman Londra Mahallesi'ni izlediğine göre sana soru soracağımı da biliyorsundur. Tabii ki. Evet. Peki baş harfi B ile başlayan dünyaca ünlü İngiliz müzik grubunun adı nedir? B. Bruno Mars. Sesim de güzel değil biliyor musun? O yüzden yani şarkı söylemeye kalkarsam olan kariyerim olacak o bakımdan. Beni rezil etme lütfen. Mesela sorularıma şöyle çaktırmadan bak. Kameraman bak şurada kuş var falan. Bedavuz. Evet ondan. Anladınız değil mi? Kabul mü ediyoruz? Peki efendim. Shakespeare'in oyunların adı nedir? Shakespeare'in çok fazla oyunu var. Ve okulda da bunu genelde hatırlıyorum. Zorla da olsa işliyorduk yani. Evet. Evet. Hamlet. Evet, evet. Hamlet yeterli mi? Bence yeterli çünkü... Hayda. Kabul etmedi. Kopya devam et. Evet. Hamlet, Harry. Harry de vardı. Harry de vardı, Henry de vardı. Var bayağı bir kış masalı evet. Falan. Var değil mi? Bayağı. Kabul mü? Tamam, peki. Londra'da 3 köprü adı söyler misin? London Bridge, Tower Hill. Tower Bridge'de deniyor. Westminster Bridge. Ben de unuttum bak şimdi. Kabul et ya. Hadi ya, ediver. Şarkı söyleyecekmiş bak, sesi çok güzelmiş. Ettin mi? Evet. Yalnız arkadaş kamera değil kafasını sallıyor. O kadar samimi ki bakıyorum kafayı sallıyor, kamera sallamıyor. Peki efendim, evet. Evet, 3 soruma da doğru cevap verdiği için Güngör'ü tebrik ediyorum efendim. Geldik fasulyenin faydalarına. Sevgili Güngör bugün bize çok güzel bir şarkı söyleyecek. O ezo, yalnızlık ezilmez. O ezo. Çok teşekkür ediyorum sana. Ama böyle tabii ki kabul etmeyeceğim. Ya bu şekilde hediyeyi kabul et, ya imkansız hediyeyi kabul edemezsin. O yüzden şey yapmamız lazım. O zaman fıkra anlat. Fıkra. Şiir oku. Şiir. Kız arkadaşın var mı? Yok. Hadi ya. Hiç daha önce aşık oldun mu Güngör? Oldum. Nasıl bir şey aşk? Aşk. Onu görünce ne hissediyordun mesela Güngör? Aşık oldum. Ama tamam da nasıl bir belirti? Sivilcen mi çıkıyordu, ne bileyim gözlerin şaşımı oluyordu falan? Kıpkırmızı oluyorum. Kıpkırmızı? Ciddi misin? Peki bir de beyazsın sen, senden iyi kırmızı olur ha. Peki umarım ikinizin de aşkı hep daim olsun. Umarım hep güzel bir ilişki yaşarsınız, mutlu. Sonu güzel biten. İnşallah. O zaman İbrahim Tatlıses'ten Sen Aşıksın arkadaşı sevgili Güngör'e gönderiyor. Ve tabii ki ikinci yarışmacıya geçiyorum efendim. Londra Mahallesi'nde bilgi yarışması devam ediyor. Sen aşıksın arkadaş, aşıksın.
Sevgili izleyiciler, Turnpark Lane'deki turumuz son hızıyla devam ediyor. Şimdi yanımızda başka bir arkadaşımız var. Onu tanıyalım. Bakalım kimmiş, adı neymiş, kaç yıldır Londra'da yaşıyormuş ve sorularımıza doğru cevap verebilecek mi? Merhabalar, ben Cihan. Yaklaşık 20-21 aydır Londra'dayım. Almanya'dan geldim. Fotoğraf sanatıyla ilgileniyorum. Fotoğraf, video. Öyle. Sen de bizdensin. Biraz. Biraz ama yani televizyon işine yakın değilim. Ya aslında o kadar hoş sohbetlisin ki hani sorularımı bile sorma gereği duymuyorum yani şu anda ama sorayım değil mi yine de? Sorayım. Programın formatı gereği yani. Soracağız efendim. Beş. Baş harfi B ile başlayan dünyaca ünlü İngiliz müzik grubunun adı nedir? Eskilerden değil mi? Beatles. Evet, peki bravo. Shakespeare'in oyunlarının yani ya bir tanesini bile söylesen yeterli bence. Otello, Lady Macbeth. Bir tane dedim bayağı böyle fırtına. Gitti. Fırtına. Bir yaz gecesi rüyası. Londra'da üç köprü adı söyler misin? Bunlar ne alakasız sorular böyle ya? Üç köprü adı. Köprü. Tiyatro ve müzik grubundan sonra köprü. Bunu yapan arkadaşa, kurgulayan arkadaşa çok teşekkür ediyorum. Tower Bridge, London Bridge, Westminster Köprüsü, öyle geçiyor yanılmıyorsam değil mi? Millennium Köprüsü. O zaman bu hafta da yarışmamızın sonuna geliyoruz efendim. Evet, haftaya başka kişilere mikrofon uzatmaya devam edeceğiz. Her an karşınıza çıkabilirim. Bunlardan biri sen olabilirsin. Efendim çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta birbirinden eğlenceli yarışmalarımızla yeniden ekranlarınızda olacağız. Bizi izlemeye devam edin.